Hasan şu aşağıda bir video, şey var, kümes var. Kimindir o? Bu benim yeğenlerimin. Orada oyun kuşu bakıyorlar kendileri. Evet. Rica et abi, biz oyun kuşu bakacağız diye. Biz de gittik, yuvayı bulduk, getirdik, kurduk. Şimdi gençlerimiz, yani senin çocuklar, gençler geliyor orada oturuyor. Çayını koyuyorlar, çoğu zaman semavara yakıyorlar, görüyorum. Şeyden alırlar, orada otururken kuşu izleyip güzel güzel evine gidiyorlar. Kimseye yani, zararları yok. Yok, kimseye zararları yok. Kimseye zararları yok yani. Evet. Kimsenin ne bacasına, ne kızına, ne kızına. Orada oturuyorlar hep beraber, muhabbet, sohbet gidiyorlar hafta sonları. Tamam, yani şimdi bizim amacımız da bu zaten. Amacımız bu. Gençleri güzel bir yere toplamak. Evet. Gençleri güzel bir yer ortama koymak. Şu kuşçuluğu bak, gerçek buradan yine rica ediyorum. Kimseye, herkese rica ediyorum. Şu kuşçuluğu kötü şey olarak bilmesinler. Bu kuşçuluk isteyene dua da kazandırır, isteyene beddua da kazandırır. Evet. Biz dua kazandıranların yolundan gidelim arkadaşlar. Evet. Şimdi burada mesela gençler merak edip geliyorlar mı? Veya aşağıdan geliyor, bakıyorlar geliyor. Mı? Ne yapıyorlar? Geliyor mesela, oradan bakıyorlar. Aa, posta kuşu uçuruyor. Acaba ne yapar? Ben görünce çağırıyorum buraya. Gel diyorum. Burada gel otur diyorum. Burada da gel çayını iç diyorum yani. Evet. Yeter ki yani geldiğin gönlün hoş olsun diye kovmam. Kesinlikle kimse kapından kovmam. Evet. Kimseyi kovmam. Ha mesela şöyle bir olay da başıma yaşandı. Evet. Buraya çok kuş iniyor. Bir keresinde şuraya bir tane kuş gibi indi. Bir miski, akıtı bir miski indi. Yani, hiç, yani oral olmam. Kuş ister iner, ister inmez. Hiç, yani tutmaya bir uğraşmam. Baktım vatandaşın biri oradan aşağı hop kuş diye bağırıyor. Ne selam ne kelam. Buyur dedim kardeş. Kuşun indi versene. Tek nokta şu. Dedim sen daha Allah'ın selamını vermiyorsun. Kuş içecek şeyi bilmiyorsun dedim. Al dedim kuşu sana dedim. Kahtı bir şeyi vurdu. Gittim şimdi kuşun peşine dedim. Bak kuş aşağı doğru gidiyor dedim. Ama selamla gelseydi, güzel güzel gelseydi, geldi bulutur çayımı içerdi, kuşunu da tutar giderdi yani. Bu kadar basit. Evet. Önce gideceğin yol belli yani. Gideceğin ayrıntıya dikkat edeceksin arkadaşlar. Evet. Gideceğine bakacaksın yani. Eğer bir iyi niyet göstergesi yapmak istiyorsa ilk önce bir Allah'ın selamını esirgemeyecek. Tabii kesinlikle. Allah'ın selamını esirgemeyecek. Allah'ın selamı kesinlikle. Her şeyin başıdır arkadaşlar. Her şeyin başıdır. Evet. Her muhabbetin, her sohbetin, her şeyin başıdır arkadaşlar. Evet. Kimse kusura bakmasın. Yani. İyi niyettir yani. Tabii, değil mi? Tabii. İyi niyettir ya. İyi niyet. En başta iyi niyettir. Senin evet. gelme amacını gösterir. Evet. Gelecek yolunu gösterir. Evet. Aşağı gençlerimiz ne güzel toplanıyor. Bir bakıyorum. Hepimize selam veriyor, alıyor. Ne kadar güzel bir şey. Aynen. Biz bunun peşindeyiz. Evet. Benim derdim bu. Gençlerimizin yanında ön ayak olmak. Bak ben hala diyorum. Bak ben ne kadar güzel yapmaya çalışsam da hala eksiklerim çok diyorum. Kendimi tamamlamaya çalışıyorum. Evet, evet. Eksimiz çünkü hala eksimiz var. Çünkü evet. Geriden geliyoruz gençler. Öbür kuşçulara, öbür yarışmacılara karşı önden geriden geliyor arkadaşlar biz. Geriden hala geliyoruz. Evet. Tabii biz güvercin besliyoruz diye böyle. Başkası tavuk besler, güzellikleri yakalar. Güzellikleri yakalar. Hint horozu besler, bıldırcın besler, köpek ne besler. Olursunuz, ne olursunuz. Değil mi? Hangi hayvana bakarsan bak, güzellik de bak, evet. Şefkat de bak, iyi niyet de bak. Evet. Bu sana hem para da kazandırır, hem gerçek kaliteli dost da kazandırır, hem de senin hobini en iyi şekilde yapmanı sağlar. Evet. Bu kadar. Ben bunu bilirim usta, ben bunu konuşurum. Ben böyle gördüm abilerimizden, arkadaşlarımızdan. Ben böyle gördüm. Bu şekilde gitmeye nasip oldu inşallah Rabbim. Arkadaşlar bu hayvanseverlik bir camiadır. Mesela rahmetli Özkan abi, Oruç abi, Oruç'un kardeşi Özkan evet. abi. Evet. He, ben o zaman 2006 senesiydi, işsizdim. Elimden, kolumdan tuttu, belediyeye götürdü. Dedi ki bu çocuğun işini yapacaksınız. 7 sene ekmek yedim. Ne güzel. He, 7 sene. Ben daha çok da ekmek yiyebilirdim de benden kaynaklı bazı şeyler oldu. İşi bıraktım ben. Veya çıkarttılar, öyle söyleyeyim. Yani bir kuşçu abimiz sayesinde, o zaman da evliydim, çocuğum da vardı. 7 sene ekmek yedim. Maşallah. Şimdi evet Özkan abi şimdi rahmetli oldu rahmet gitti. Edilsin. Bak hakikaten dua ediyor arkasında. Bak şimdi dua ediyoruz yani. Her an aklımıza geldiği zaman evet. çocuğumuzu büyüttük, vesile oldu. Evet. Ekmek yedik oradan. Her aklımıza geldiğimizde evet. dua ediyoruz. Bu kötü Doğru. bir şey mi şimdi Doğru. yani? Yani bu kötü bir şey değil arkadaşlar. O yüzden pazarı varken paramız yoktu. Alın dedi bu kuşu günü dedi. Güle güle dedi yanınıza böyle. Güle güle dedi gençler dedi. Parasız pulsu Ömer abi. Özkan abi bize kuşu parası vermişti o zaman. Ha. O zaman da pazarı vardı. Çok iyi hatırlarım. Allah razı olsun. Evet. Görüyorsunuz yani iyi insanlar her yerde konuştukça ortaya Geçti. Çıkıyor. Kalkın yani oldu. Buradan ailelere, annelere, babalara sesleniyorum. Hangi hayvanı beslerse beslesin. İster köpek, ister güvercin, ister kanarya, ister tavuk. Hangi hayvanı beslerse beslesin, bunların bir camiası var arkadaşlar. Evet. Bu bir camiadır. Büyükleri, abileri çocuklara, gençlere ön ayak olur. Kötü yola düşmesini engeller.
daha güzel yerlere gelmesine vesile olur. Bundan emin olun yani. Kuşlarımızı çekiyoruz. Çağırdı mı gelir mi şimdi bunlar? Emin lazım. Daha inerse. İnerlerse. Bak öbürleri gençler yok. Gençler aldı başını gitti. Gençler. Onlar gelmez. Gençler piyasada yok. Onlar iş olsa en az yarım saat sonra bir yere kadar gelirler. Ne zaman gelirler bilmiyorum. Gel. Aslında çatıyı da süzüyorlar ha. Çatıyı süzüyorlar, şöyle süzüyorlar. Daha bir de hava güzel koyu ya. Evet. Atmaca korkusu şu an var. Koyu havada çok korkuyorlar. Evet. Koyu havalarda. Daha fazla korkarlar. Atmaca korkusundan mı alçak uçuyorlar? Şu an alçak uçuyorlar. Normal şartlarda bulutlarca uçarlar. Bile uçmazlar. Bir de şu an yumurtaya kovalıyor çoğu. Yumurtayı şu an çoğu kovalıyor. O yüzden hayvanlar evin etrafında şey yapmaya çalışıyor. Anladım.